Merhabalar. İnsanın kronolojik yaşı var ama damar yaşını da merak ediyor. Damar yaşı dediğiniz zaman herkesin biraz ilgisini çekiyor. İşte ben de size bir dizi videoda damar yaşından başlayarak başka konulara geçiş yapacağım. Efendim öncelikle şunu söylemek isterim ki damarlarımız yaşlandığı zaman ilk görülen belirti damarın sertleşmesidir. Hani genel olarak bilinen bir durumdur. Fakat aslında bu işte bir doğruluk var. O işteki doğruluk da neden? Bir kere bizim damarlarımız, özellikle büyük damarlarımız genellikle elastik, yani bir esneme kapasitesine sahip. Nitekim biliyorsunuz büyük ve küçük tansiyonda nabzınıza baktığınız zaman parmağınızda nabız vurur ve sonra kaybolur. İşte bu nedir? Damarın genişlemesi ve tekrar eski pozisyonuna geri gelmesi. Bir genişleme ve bir büzülme. Biz buna elastikiyet adını veriyoruz. Ve yaşla beraber bu elastikiyet bozuluyor ve damarda bir sertleşme oluyor ve sonra da yavaş yavaş damar genişliyor. İşte bu özelliği kullanarak eğer bu nabız basıncının hızının ilerlediği tespit edilirse, yani basınç hızlanırsa, basınç dalgası hızlanırsa bu ne demek? Hayatımız hızlanıyor ve aynı zamanda yaşlanıyoruz demek. Fakat bunun yanında bir özellik daha var. O da şu, biz bunu yaygın bir şekilde tespit edemiyoruz. Ama size iki tane bağlantılı yöntem söyleyeceğim. Bunlardan aynı zamanda bir hesap makinesiyle de internetten girerek kendi kronolojik yaşınızla damar yaşınızı karşılaştırma şansına sahip olacaksınız. Bir kere her şeyden evvel şunu söyleyeyim. Bizim yaygın olarak kullandığımız ve dünyadaki tarama testlerinden bir tanesi bu kullanılan yöntem. O da şu, şah damarımızın iç ve orta tabakasının toplam kalınlığını ölçüyoruz ve bu ölçüye göre bir damar yaşı hesaplıyoruz. Ve aslında bu bilgisayarda bu veri tamamıyla yüz binlerce kişiden elde edilmiş verilerle ve aynı zamanda yaş gruplarına göre karşılaştırmış durumda. Orada sizin bu damar kalınlığınızın kronolojik yaşınızla beraber gerçek damar yaşınızı da ortaya koyuyor. Böyle bir durum söz konusu. Diyelim ki yaşınızı girdiniz, arkasından da kadın erkek olduğunuzu giriyorsunuz. Orada da mikrometre var. Genellikle bizde milimetre olarak ölçülür. Bu milimetreyi de binle çarpmanız lazım ki oradaki hesaba doğru bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ve sonuçta karşımıza şöyle iki tane örnek hazırladım size. Bunlardan bir tanesi kişi 47 yaşında. Mikrometre olarak da karotid intima kalınlığını girdik ve hesapladık. Bakın 47 yaşındaki kişi 63 yaşında çıktı. Ve yanında da bir yüzde görünüyor. %75 ila 90. Bu iyi bir şey değil, kötü bir şey. Neden? Şöyle ki kendi akranlarının içerisinde olanların %75-90'ı ondan genç. Hem kronolojik olarak değil hem de aynı zamanda damar yaşı olarak genç. Hemen arkasından ikinci bir örneğimiz daha var. Orada da bu sefer 75 yaşında bir hastamız var. Gene erkek olarak niteledik ve aynı ölçüyü girdik. Ve aynı ölçüyü girince bu 75 yaşındaki kişinin 63 yaşında olduğu ortaya çıktı. Yani normal yaşına göre 12 yaş daha genç. Ve yüzde olarak baktığınız zaman ancak kendi akranlarının %25 ila 50'si ancak kendisinden genç. İşte bu yöntemi kullanarak internetten anında damar yaşınıza kavuşma şansınız var, öğrenebilirsiniz. Fakat başka bir teknik daha var. O teknik de şu, kalp damarlarında yani koroner damarlarındaki kalsiyum ölçümü. Bilgisayar tomografiyle, bilgisayar tomografik anjiyografiye ek olarak ölçülen bir yöntem. Ve bu kalsiyum skoru da bize gelecekte bu kişinin kalp damar hastalığı açısından bir riski olup olmadığını gösteriyor. Biz bunu yaygın olarak kullanıyoruz ve giderek artan bir oranda da kullanılıyor. Ve isterseniz gelin şimdi bu kalsiyum skorlamasını bizim dizi videomuzun ilk videosuyla birleştirelim. Şöyle ki bu kalsiyum skoru, koroner anjiyografik bilgisayarlı yapılan tetkiklerdeki kalsiyum skoru çok ilginç bir gruba uygulanmış. Bu grupta Bolivya'da yaşayan obozon yerlileri olan tisimaneler. Ve tisimaneler özellikle modern hayattan oldukça uzak bir durumda yaşıyorlar. Ve antropolojik bir takım çalışmalara konu olmuşlar. Fakat bu çalışmalar sırasında diyorlar ki ya biz bunları sağlık açısından da inceleyelim. Yani sağlık açısından acaba şehirde yaşayanlarla karşılaştırırsak ne gibi sonuçlar ortaya çıkacak? Ve bu kalsiyum skorlamasını onlarda da yapıyorlar ve Amerika'daki bir şehirle karşılaştırıyorlar. Şehirle karşılaştırdıkları zaman ortaya çıkan şöyle bir tablo oluyor. Yerlilerin 80 yaşında olanları şehirde yaşayan 50 yaşındaki insanların damarlarına sahip. Yani kendi akranlarından 30 yaş daha gençler. Ve böylelikle ilginç bir tartışma başlıyor. Bu yerlilerin dünyanın en sağlıklı damarlarına sahip olup olmadığı konusunda bir tartışma başlıyor. Ve bu makaleyle de aslında bu kanıtlanmış oluyor. Şimdi size biraz daha uzun, biraz daha detaylı
bu yerlilerin kolesterolü nedir, ne yiyorlar, ne içiyorlar, günlük aktiviteleri nedir, onunla ilgili detaylı küçük bir video hazırlayacağım. Bu videonun sonrasında da yakın bir zamanda onu yayınlayacağım efendim. Mümkünse hemen. Evet, bu küçük video için teşekkür ediyorum. Gelecek videoda kaçırmamanızı diliyorum efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.